Sütunlu kırdırmayız diyor. E, bu kı e, kısa kısa başlıkların üstünde. Şimdi e, Bahçeli önce Ali Erbaş'a sahip çıktı. Biz sahip çıkıyoruz dedi. Öt dedi. Yine her zamanki gibi haliyle. Sonra da leklik sütununu kırdırmayız izliyor. Şimdi beyefendi leklik sütununu kırdırmak ne kelime? E, Ayaklarının altına almış tepiniyor. Bahçeli Türkiye'de ne yapmaktadır? Nü Türkiye'nin nüfusu ne kadar şu anda? 83. 83 milyon kişinin 82 milyon bin, 999 bin 999 inanırım. Ben bu adama inanmam. Kusura bakma. Bahçeli bir zamanlar ip atan Bahçeli'ydi değil mi bu? Ne yazık ki bu ülkenin siyaseti bugün bu adama bağlı hale geldi. Şimdi yani e o yüzden bugün böyle demiş. Emin ol ki yarın da farklı konuşur. Eee kişi... yukarı, Yukarıdan bir telefon gelir. Sen ne yapıyorsun arkadaşlar? Ama e, o da e, kim ittifakımızın çıkarlarını ediyor. korumak için diye başlar söze. Kim kime e, telefon ediyor Onu çok bilmiyorum çünkü şimdi e, hani söz konusu kişi Bahçeli ya. Bahçeli ile Erdoğan şu sıralar harıl harıl tabi e, arada bir baş başa görüşüyorlar Bahçeli ile Erdoğan ama daha ziyade iki tarafın heyetleri seçim yasası üzerinde hummalı bir faaliyet halindeydi. Şimdi duvar şey, Gazetesi'nde... lütfen lafını hmm. unutmak e, kesmek zorundayım tam burada. Çocukken e, iki arkadaş işte e, misket oynar. Benim senin misketlerinde gözüm vardır. Ekmeğimi sana uzatırım. Ondan sonra e, e, sen ekmeğimi yersin ben misket kazanırım. E, kadrolaşma yapabilir MHP lideri. Seçim barajında bilmem nerede istediği gibi sızını e, sözünü geçirebilir. Kimi önemsiz konularda kale kazanıyor gibi de olabilir. Ama ekmeği yiyen kim? Tamam anladım. Yani Ama... kimin yolunda ilerleniyor? Bahçeli'nin istediği yolda mı ilerleniyor? 2023 hedefi nedir? Bunu Bahçeli biliyor mu? Bakın Cumhurbaşkanı geçen gün ve iki gündür ısrarla 2023 vurgusu yapıyor. Tabii. 2023'te diyor. En cesur makas değişikliğini yaptık dedi. Evet. Makas değişikliğini Cumhur yaptı Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliği. Ya Daha bu, bu, ülkenin siyasetçileri, bu ülkenin gazetecileri herkes maymaymay may may konuşuyor. Yani televizyonları yumuşak sesli bir sürü insan doldurdu. Arkadaş gümbür gümbür soracaksın ya. Gümbür gümbür soracaksın. Nedir arkadaş senin 2023'teki makas değişikliğin? Bak, en iddialı cesur makas değişikliği. Nedir, nedir yani? ya? Nedir bu? Diyor ki sıradan bir kalkınma değil sıradan bir kalkınma hamlesi değil. Sıradan bir e, ekonomik e, işte planlama programlama değil. Çok daha büyük bir şey. Çok daha işte gelecek nesillere etkileyecek bir şey. Nedir ya? Ben bunu 10 senedir soruyorum. 2023 hedefinden söz etmeye başladığı 10 küsur senedir ben bunu soruyorum ama çıkıp hiçbir şekilde açıklanmadı. Ama dikkat et. Ne ufak, yapıyorlar? Fatih veriyorlar. Hayır ama ne yapıyorlar? Tıpkı başkanlık sistemi gibi hani parlamenter sistemi nasıl yok ettiler? Önce fiili olarak fiili olarak yıktılar. Ondan sonra da dediler ki zaten yıkıldı. Biz o yüzden başkanlık sistemine Hatta geçiyoruz. Hatta diyen kimdi bunu önce? Gene Bahçeliydi. Yani gene Bahçeliydi. Zaten fiilen yıkılmıştır. Şimdi fiilen yıkılan bir laiklikten söz edecekler. Yıkılmadı mı? Fiilen yıkılan bir laiklikten söz edecekler zaten eksik olan, zaten güdük olan bir layık yapım, sistem, yapı, sistemimiz var bizim. Burada çok hep bunlar atraksiyon yapıyorlar, hep bunlar çıkış, hep bunlar bizi yönlendiriyorlar ya. Biz de yapmalıyız bunu. O yüzden gündeme getiriyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın. Camiler cami yaptırma ve yaşatma derneklerine mahallelerdeki her mahallede olan neredeyse cami ve yaptırma yaşatma derneklerine e, bağlansın. Onları o, e, bu dernekler yönetsin. Devletin üstündeki bu o, bilmem kaç trilyonluk yük kalksın. E, gerçek anlamda layıklık ancak böyle sağlanır. Bırakın e, devletin e, işte siyasetine, ekonomisine, bilmem hukukuna bu adamların karışmasını ve bunların hiçbiri gerçek anlamda işlerini yapmaktan vazgeçtikleri anda doğrudan yargıya hesap vermelidir. Yani bir şey üzerlerindeki sana. yargısal benim nasıl varsa üzerimde gazeteci olarak ben bir gazeteci olarak görevimi yerine getirirken yanlış bir şey söylediğimde pat diye beni yargılıyorlarsa Cami'de e, fetva veren, e, hutbe okuyan adam da, hoca da e, orada Atatürk düşmanlığı yaptığında örneğin aynı şekilde yargılanabilmeli. Şimdi e, bu sözlerin senin nasıl e, birileri tarafından algılanıp manipüle edilerek muhtemelen vereceğini. Son Şimdi derece bakın, net, açık Akit söylüyorum. gazetesi, Akit gazetesinin bugünkü manşetindeki e, cümle şöyle. İsl erbaş üzerinden Diyanet Başkanı kastediliyor. İslam karşıtlığı. Şimdi bu sözler İslama saldırı İslam karşıtlığı olarak algılanacak. Niye? Bir dakika. Ali Erbaş'ı Akit gazetesi İslam'ın e, Şehir İslamı olarak mı görüyor? Hayır. Ali Erbaş e, her ne kadar Niye, kendisi unutsa da Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet İşleri sadece İslam'ı kapsamıyor ki, Müslümanlığı kapsamıyor ki. Ermenileri de kapsıyor, Hristiyanları da kapsıyor. Hatta belki de dinsizleri bile kapsaması gerekiyor oysa sadece Sünni'nin Sünniliğin Halefi bilmem mezhebine bağlı bir yapılanma haline geldi Diyanet İşleri Başkanlığı. Ben bu yapısına elbette karşıyım. Ayrıca gerçek anlamda laik sistemde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kuruma sahip tek bir ülke her fırsatta başka ülkelere örnek gösteriyorlar ya. Tek bir ülke göstersinler. Diyanet İşleri Başkanlığı olsun da 7. sırada ekonomide şey bütçeden pay alsın. Böyle bir şey var mı? Benim benim ülkemde öğretmen adayları yargıya karışsın, evet, her şey Evet, öğretmen yaksın, adayları öyle. iş bulamıyor. İşte bilmem e, ekonomi felaket boyutta. Biz ha, ha, durmadan e, Diyanete para aktarıyoruz. Diyanetin sarayı var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Diyanetin sarayı var. Kesinlikle ve kesinlikle e, biz her fırsatta bunlar bir laf söylüyorlar. İşte en son söyledi Ali Erbaş'ın din her yerde olmalı. İşte yargıya da bilmem ne yapabilmeli. Arkadaş direkt sen direkt layıklığa karşı e, suç iş işliyorsun. Anayasal suç işliyorsun. Ben bu ülkede sadece suç işleyenleri suçlamıyorum. Suç işleyenlere karşı görevlerini yapmayanları da suçluyorum. 12 Eylül döneminde de ben onları suçladım. 12 Eylül dönemini ne yaptılar? En son 40 yıl sonra yalancıktan 3 e, tane generali yargıladılar. Ölümüne e, saatler kala ya da öldükten sonra e, bir takım 3 tane 5 tane adama sözüm ona ceza verdiler. O dönemin o dönemin görev başındaki hakimleri, o dönemin savcıları ne oluyor? O kadar e, haksız karara e, imza atanlar ne oluyor? O yüzden... Bu dönem gelecekte yargılanırken sadece bu saçmalıkları yapanlar ve yaptıranlar değil, göz yumanlar da yargılanacaklar. O hakimler ve savcılar bugün kalkıp da Diyanet İşleri Başkanı'nın sözleri üzerine işlem yapmayanlar da yargılanacaklar. Şimdi, Çünkü anayasadaki, ee... anayasanın değiştirilemez 3 maddesinden biri Onu, olan layıklığa ee, karşı anayasal suç işlemektedir. Sen e, referandum e, öngördüğünü söyledin ve anayasada değişiklikle birlikte. Yani hani Cumhuriyet 1923 hedefi, hedefine başka türlü gidemeyeceklerini düşünüyorum. Leikliği orada anayasadan çıkartmaya e, tevessül ederler mi sence? Bence ilk işareti verdiler. Diyanet İşleri Başkanı tek kendi başına böyle bir konuşmayı yapabilir mi Allah aşkına? Kendi başına çıkacak Peki, da Yöze bu Hanım, benim şahsi fikrim ben diyecek. 83 milyon dedik ya evet. e, az önce. Sen e, işte bir kişiyi evet. dışarıda bıraktın. E, 83 milyonun en azından 70 milyonu layıklığa sahip çıkmaz mı sence? Burada bir kuşkun var mı? Bak, e, yapılacak referandumda yapılacak referan bunlar biliyorsun e, referandum öyle yapıyorlar ki e, bu en son yapılan referandumu hatırla, zaten kadınların bilmem işte e, ya da işte bazı şeylerin e, kazanılmış hakkı olan maddeleri de esas paket içine koyuyorlar, hepsini beraber o, oylatıyorlar ve insanlar da kendi e, çıkar grubunda gördüğü bir takım hakları elde etmek için e, gidiyor evet veriyor. Bu paketin içine ne koyacakları belli değil. Hmm. O yüzden. Bizim referandumlarda neyi oyladığımızı bilmemiz gerekir. Eğer günün birinde böyle bir şeye tevessül edeceklerse, kalkışacaklarsa ben bugünden uyarıyorum. Bunun daha fikri bile akıllarına gelmeden önlemeliyiz. Çok son derece Son derece tehlikeli bir yol. Hani yıllardır körükledikleri kamplaşma, kutuplaşma, cepheleşme falan diyorlar ya. İşte o zaman bunun sonu gerçekten felaket olur değiştirilmesi teklif dahi edilemez bir e, maddeyi tamamen bu sistemin bu sistemin yarattığı koruduğu, beslediği bir devlet e, üst yöneticisi olarak kalkıyorsun e, yok etmeye çalıştığını söylüyorsun ve devletin hakimleri, savcıları da e, bunu ifade özgürlüğü kapsamında görüyor. E, şimdi